Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. SML XXLar serisiyle Small Medium Large XXLar serisiyle tekrardan karşınızdayız. Bugünkü konumuz trigonometri sevgili gençler. Trigonometri sorularımızı çözeceğiz. Toplamda 9 adet muhteşem bir soru çözümü olacak bu. 9 adet sorudan oluşuyor. Ve umarım sizlere katkısı olacağını düşünüyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. İlk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda diyor ki bize bir nehrin yatağı aşağıdaki eğri biçimindedir ve nehir bu yatakta akmaktadır. Nehrimiz şu şekilde gösterilmiş, bir grafik şekline almış, x'ye kartezyen koordinat sisteminde gösterilmiş. Bu eğrinin denklemi y eşittir eksi 1 artı cos 2 çarpı kosinüs küp 3x bölü 19 artı 1 biçimindeki trigonometrik bir denklemdir. Nehrin üzerinde aşağıdaki iki noktada birer köprü vardır denilmiş. Hangi noktalarmış bunlar? Pi bölü 47'ye a ve pi bölü 47 artı 38 pi bölü 3'e b'ymiş. Bize sorulan şey ise şu, b eksi a kaçtır? Yani buradaki ordinatlar farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bizim grafikte çok bir işimiz yok aslında. Biz ilk a'yı bulabilmek için x gördüğümüz yere pi bölü 47 yazmamız gerekiyor. Yazalım. Eksi 1 artı 2 çarpı kosinüs küp parantez içerisinde. Şimdi 3 çarpı pi bölü 47 bölü 19 diyeceğiz. Ve virgül. Bu ne için geçiyor? Virgülü boş verin. Bu ne için geçiyor arkadaşlar? A için. Yani A için denklem bu hale alıyor. Bir de artı birimiz var tabii ki. Şurayı da silelim. Bir de şuradaki artı biri koymayı unutmayalım. Bu artı biri de şuraya koysak olur. Pekala. Ben bu 3 pi bölü 47 bölü 19'u şu bölü 19'u şuraya yazabilir miyim? Dolayısıyla 19'u sildim bakın. Şuraya yazacağım. Çarpı 19 dedim. Daha sonrasında burası 3 pi bölü 47 çarpı 19 artı 1 oldu. O artı 1'i de düzgün bir şekilde şuraya yerleştirirsek daha güzel görünür ifademiz. Şimdi b'yi bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? B eşittir. Bu sefer de x gördüğüm yere şuradaki ifadeyi yazacağım. Yani eksi 1 artı 2 çarpı kosinüs küp parantezimi açtım. 3 bölü 19 parantezinde diyelim biz buraya. 3 bölü 19 parantezinde pi bölü 47 artı 38 pi bölü 3 artı bir de neyimiz var? Birimiz var sevgili gençler, parantezi kapattım. Şimdi ben şuradaki ifadeyi ele almak istiyorum. Şu 3 bölü 19'u içeri dağıtırsam bakın kosinüsün içerisi 3 pi bölü 47 çarpı 19 artı şu 3 ile şu 3 gider. 38 ile 19'a bölersem 2 pi gelir artı bir de birimiz olur. Şimdi gençler ben şu açının üzerine 2 pi'yi eklediğim zaman zaten yine şunu elde etmiş olmaz mıyım? Olurum. Neden? Çünkü 2 pi dediğimiz şey 360 dereceye eşitti. Ve açı değeri gene aynı değeri gösterecek. O zaman kos küp yukarıda neyse aşağıda da o olacak. Dolayısıyla ben burada 2 pi'yi görmek zorunda değilim. Şimdi şu ifadenin alacağı değer bakın. Kosinüs küpün içerisinde 3 pi bölü 47 çarpı 19 artı birimiz oldu. Yukarıda da o şekildeydi. Demek ki AB'ye eşitmiş. Şimdi bizden B eksi A istenmişti. AB'ye eşitse cevap ne olur? 0 olur. O halde cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Geçelim sevgili gençler ikinci sorumuza. Yukarıdaki soru güzel bir soruydu. Şimdi bakalım ikinci sorumuzda nelerle karşılaşacağız. Diyor ki f fonksiyonu reel sayılardan eksi 1 ile 1 aralığına tanımlı bir fonksiyondur. Fx eşittir. Sinüs x eğrisini çizmiş ve bunu bir nolu eğri olarak kabul etmiş. G fonksiyonu da R'den eksi 1 ile 1 aralığına ve Gx kosinüs x'miş. Yani bir tanesi sinüs x, diğeri de kosinüs x olarak bize verilmiş. Pekala, sinüs x eğrisi bir nolu, kosinüs x eğrisi de iki nolu bizim eğrimiz olacak. Peki, buna göre demiş 3 tane yargı varmış, hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bakın, diyor ki birinci yargıda bir nolu eğrinin x ve y eksenine göre simetri aynıdır. Şimdi bir nolu eğrimiz bizim fx eşittir sinüs x eğrisiydi. Ve ben bunun x eksenine göre simetriğini almak istiyorsam eksiyle çarpmak zorundayım. Değil mi? Eksiyle çarptığım zaman eksi sinüs x olacaktır. Bu x eksenine göre simetri olur. Pekala, y eksenine göre simetriğini bulmak için ne yapmam gerekiyordu gençler? Ben bunun içindeki x'i eksiyle çarpmam gerekiyor. Yani sinüs
Eksi x demem gerekiyor ki zaten sinüs hani kustuğu için eksi sinüs x'e eşit olacak. Şimdi diyor ki x eksenine göre ve y eksenine göre olan simetrikleri birbirine eşittir. Doğru mu gençler? Eksi sin x eksi sin x'e eşit mi? Eşit. O zaman birinci yargımız doğruymuş. İkinci yargıya geçelim. İki nolu eğrinin x eksenine göre simetriği pi bölü 2 birim saat ödenirse bir nolu eğri elde edilir. Şimdi iki nolu eğrimiz bizim kosinüs x'ti. X eksenine göre simetriğinden bahsetmiş. Eksi kosinüs x olur. Eksi ile çarparız. Ve bunu pi bölü 2 birim sağ tarafa ötelemek istiyorsam eğer ben içindeki x'ten pi bölü 2'yi çıkarmam gerekiyor. Yani x eksi pi bölü 2 demem gerekiyor. Bu iki nolu eğrinin x eksenine göre simetriğinin pi bölü 2 birim sağa ötelenmiş halidir. Peki bunu biraz düzenlesek. Kosinüsün içi eksi ile artı da olsa zaten eşit oluyor ya. Ben bunu eksi kosinüs pi bölü 2 eksi x diye yazmak istiyorum. Ki biliyorsun ki kosinüs pi bölü 2 eksi x zaten sinüs x'e eşitti. Dolayısıyla bu eksi sinüs x'e eşit olur. Başındaki eksi ile beraber deriz. Şimdi diyor ki bir nolu eğri elde edilir. Bir nolu eğrimiz buydu. Sinüs x'ti. Şimdi elde ettiğimizde eksi sinüs x bunlar birbirine eşit mi? Hayır. İki nolu yargımız yanlışmış. 3'e baktığımız zaman da diyor ki 3. yargıda eksi 2 pi ile 2 pi aralığında 1 ve 2 nolu eğriler 6 tane noktada kesişir diyor. Şimdi gençler ben şunu şu şekilde uzatsam. Şu benim kartezyen koordinat sistemim olsun. Ve sonra sinüsün grafiğini çizsem. Sinüsün grafiği şurası bakın pi ve şurası 2 pi. Ve sonra aynısını bu tarafa çizersem şu şekilde olur ve şurası eksi 2 pi olur. Şimdi ben kosinüsün grafiğini çizmek istiyorsam o buradan başlayacaktı. Şu şekilde gelir ve şu şekilde yukarı doğru çıkar. Burası da yine aynı şekilde böyle gelir ve şu şekilde yukarı doğru çıkar. Şimdi kaç tane noktada kesiştiler bunlar? Şu kosinüs yani iki nolu eğri, bu da sinüs yani bir nolu eğri. Şurada bir noktada kesiştiler. 1, 2, 3 ve 4 noktada kesiştiler. Bize ne demişti? 6 tane noktada kesişir demişti. Yani bu ifademiz yanlıştır diyeceğiz. Ya sen bunu farklı şekilde hocam grafik çizmeden nasıl yapacağız ya? Ben bunun grafiğini aklımda tutmak zorunda mıyım? Hayır. Denklem çözersin. Sin x eşittir. Kosinüs x dersin. Sinüsün kosinüse eşit olduğu noktaları ararsın. Her iki tarafı kosinüse bölersin. Tanjant x dersin. Tanjant x'in 1 olduğu 0 ile 2 pi arasında kaç tane değer var? 2 tane. Eksi 2 pi ile 0 arasında 2 tane değer var. Toplam 4 tane değer olduğu için 4 tane noktada kesişir diyebilirsin. Dolayısıyla 2 artı 2'den toplam 4 noktada kesişir dersin. Ve 3. öncülüğü yanlış bulursun. Yani cevabımız sadece neymiş? Yalnız 1'miş diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyoruz sağ üst taraftaki sorumuza. Bu soru çok önemli bir soru. Ciddi manada. Hani izleyin falan diye demiyorum. Gerçekten çok önemli bir soru. Şimdi 3. sorumuza bakalım. Bir ilacın ham maddesi en az eksi 1 santigrat derece, en çok 1 santigrat derece ısısı olan bir ortamda saklanacaktır. Bunun için t'nci saniyedeki ısı değeri ft eşittir kosinüs t olan özel bir kabin tasarlanmıştır. Örneğin bu kabinin t eşittir pi bölü 3. saniyedeki ısısı fp bölü 3'ten gelir ki kosinüs pi bölü 3 yani kosinüs 61 bölü 2 olduğu için de bu da 1 bölü 2 dereceye santigrat dereceye eşittir diyebiliyormuşuz. Pekala. Buna göre bu kabinin 3 tane bize bilgi vermiş. Bu bilgilerde hangilerinde sıfırın altındadır kabinin sıcaklığı diye soruluyor. Şimdi gençler olay şu. Kosinüs yani bildiğimiz kosinüs fonksiyonu bize kabin ısısı veren bir fonksiyon olarak tasarlanmış. Ve sen t'lerde yani t değişken olan t'lerdeki zamanları değiştirdikçe karşına çıkan değerler o kabinin ısısı oluyor, tamam mı? Şimdi bakalım. Tersten başlamak istiyorum. Üçüncü öncülden başlayacağım. Üçüncü öncülde gençler arc sinüs eksi 1 bölü 4. saniye. Şimdi bakın arc sinüs demiş ya arc sinüsün tanım aralığı neresi? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı yani şurası. Şimdi sinüs burada nerede eksi gençler? Dördüncü bölgede. Yani burada. Dördüncü bölgede sinüs eksi ama kosinüs ne gençler? Artı yani pozitif. Bize demiş ki hangileri sıfırın altındadır? Dördüncü bölgede yani ben şunu yazacağım. Kosinüs arc sinüs eksi 1 bölü 4 yazacağım. Bu nasıl okunur? Sinüsü eksi 1 bölü 4 yapan açı ki o açının dördüncü bölgede olduğunu bulduk biz. Bu açı kosinüsü ne yapar diye düşündüğümüzde kosinüsü pozitif yapar. Negatif yapmaz. Dolayısıyla sıcaklıkta negatif olmaz. Sıfırın altında olmaz. Üçüncü öncül gitti. İkiye bakalım. Şimdi ben bunu yazdığım zaman arc kosinüs 1 bölü 3'ü. Bakın çok basit bir mantığı olacak bunun.
Çoğumuz şu şekilde diyor. Kosinüs de ark kosinüs gider. Tamam doğru eyvallah. Cevap da 1 bölü 3 sıfırın altında olmadığı için bunu da eleriz diyecek. Ama bunu şu şekilde okumanızı tavsiye ederim. Kosinüsü 1 bölü 3 yapan açı değeri kosinüsü ne yapar? Zaten soru cevabı sorunun içinde gizli. Kosinüsü 1 bölü 3 yapan açı kosinüsü 1 bölü 3 yapar. Dolayısıyla bu da 1 bölü 3'e eşit olduğu için ikinci öncülümüzde yanlış. Cevap demek ki 1'miş. Soruya bu şekilde cevabına net bir şekilde ulaşabilirsin ama şunlardan herhangi bir tanesi doğru olmuş olsaydı yüksek ihtimalle 1 ve 2'yi veya 1 ve 3'ü işaretleyebilirdin. Şimdi bakalım. Birinci öncüle ben doğru diyeceğim. Neden? Çünkü çoğu öğrencimiz bu sorunun yanlış olduğu hakkında mail attı ve yorum yazdı. Dikkatli dinliyorsun. T eşittir 2. saniyedeki demiştim. T eşittir 2. saniyedeki sıcaklığı ben F2 ile yani kosinüs 2 ile bulurum. Kosinüs 2 birinci bölgede değil mi? Birinci bölgede. Ama ben diyorum ki bu sıfırdan küçük. Çünkü kosinüs 2 dediğimiz değer birinci bölgede falan değil zaten. İkinci bölgede. Nasıl olur ya o? Hani 1 derece, 2 derece. Heh, ben de ondan bahsediyorum. Kosinüs 2 derece birinci bölgededir. Ama kosinüs 2 ikinci bölgededir. Sebep? Bunu şu şekilde düşünelim. Şurası x eksenimiz olsun. Ve şurası da y eksenimiz olsun. Tamam mı? Bakın şurası nedir? 3 pi, pardon, burası pi bölü 2'dir. Değil mi? Burası pi bölü 2. Peki bu pi bölü 2 dediğimiz şey neye eşit? 3,14 yaklaşık olarak bölü 2. Ki ben 3,14'ü 2'ye bölersem yaklaşık olarak 1,56 ile 57'li bir şeyler bulurum. Doğru mu? Yani burası aslında 1,57 küsür bir şeymiş. O zaman burası 2 olmaya adaydır. Yani 2 sol tarafında kalır bunun. Hocam ne alaka? Pi 180 değil mi? Orası da 90. Burası da 2 işte. De diyebilirsin ama pi 180'e eşit değil. Pi 180 dereceye eşit. Pi her zaman 180, pi her zaman 3,14'tür arkadaşlar. 180 falan değildir. Pi 3,14'tür. Pi radyan 180 dereceye eşittir. Pi radyan 180'e eşit değildir. Bunu aklımızdan atalım. Dolayısıyla burası yaklaşık 1,57 olduğu için pi bölü 2, 2 burada kalır. Hatta şurası da nedir? 3,14'tür. Değil mi? Dolayısıyla 3,14 ile 1,57 arasındadır 2 ve ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs daima negatiftir. Dolayısıyla sevgili gençler cevabımız A seçeneği olur diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sorumuz için bir diğer sayfamıza. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Şimdi dördüncü soru da bize diyor ki E noktasında birbirine dıştan teğet olan çemberler şekil 1'deki gibi konumlandırıldığında D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık 12 metre. Bakın şurada. Bunlar böyle tam üst üste konulmuş. Buradan bir teğet, buradan bir teğet atılmış ve bu teğetle bu teğetin arası 12 metre olmuş. 12 metre olmuş. Bu çemberler biraz daha böyle biri diğerinin yan tarafına doğru getirilip gene D1 ve D2 bu çemberlere teğet olarak atılmış ama bu sefer tabii teğetler arası mesafe kısalmış. Ne kadara düşmüş? 9 metre. Ve şurada da teta derecelik bir açı vermiş bize. Bu teta derecelik açının İki katının sinüsü sorulmuş bize. Yani sinüs 2 teta sorulmuş. Peki şimdi ne yapmamız lazım? Arkadaşlar şuraya bakalım. Burası 12 metreydi değil mi? Bakın ben buraya R2 diyeyim. Şurası da R2 olur mu? Olur. Şuraya R1 dersem şurası da R1 olur mu? Olur. Peki bu uzunluk tamamı 2 tane R2 artı 2 tane R1'den oluşur mu? Oluşur. Bu kaç metreymiş? 12 metre. Peki R1 artı R2 eşittir 6 metre olur mu? Mis gibi olur. Şimdi geçelim alt tarafa. Şöyle yaklaştıralım. Bakınız. Şurası gençler. Şu uzunluk. R1 artı R2 midir? Aynen öyle. Peki bu uzunluk ne kadardır arkadaşlar? 6 metre olduğunu söylemiştik. Bu bir. İkincisi şu uzunluk ne kadar? R1. Şu uzunluk ne kadar? R2. Şimdi ben bunu şu şekilde birleştireceğim. Birleştirdim. Burası 90 derece dedim. Bakın buranın tamamı 9 metreydi. Ben şuradaki R1 ve R2'yi çıkarırsam 9 metreden yani R1 artı R2'den 6 metreyi çıkarırsam şurası ne kalır? 3 kalır. Çünkü ben şurayı ve şurayı çıkarmış oldum. Demek ki burası 3. Burasının da 6 olduğunu biliyoruz biz. Şuradaki açının da şuranın aynısı olduğunu görebiliyoruz umarım. Çünkü yöndeş açılar. Tamam. Demek ki ben buradan sinüs tetayı 1 bölü 2 olarak ki tetayı da bu sefer ne olarak hesaplamış oldum gençler? Teta dediğimiz açı sinüs 1 bölü 2 ise teta 30'dur. Değil mi? Sinüs 30 1 bölü 2. 30 derece. Bizden ne istenmişti? Sinüs 2 teta istenmişti. Teta 30 ise 2 teta 60'tır. Sinüs 60 istenmiş bizden. Sinüs 60 kaçtır? Kök 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Yani cevabımız
Bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Hangi şıkta? Kök 3 bölü 2 Ceyhan seçeneği de verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Gerçekten güzel sorular çözüyoruz. Umarım sen de beğeniyorsundur. Şimdi şu sorumuza bir gelelim bakalım. Diyor ki bize, böyle bir görsel verilmiş. Burası 1.41 metre, burası 1 metre. Şekilde bir aracın dikdörtgen biçimindeki ön camı görülmekte. Camın boyu 1.41 metre, eni 1 metredir. Bakın burası camın boyu. Sileceğin, yani silgecin boyutu değil. B ve C noktalarına sabitlenmiş camın silecekleri özdeş olup silgeçler aynı anda hareket ettiklerinde dairesel bir yörüngede camı silmektedirler. Yani şu şekilde camı silmeye başlıyorlarmış gençler. Tamam mı? Ve sonra diyor ki hareket ettiklerinde dairesel bir yörüngede camı silmektedirler. Silgeçlerin uçları birbirlerine A noktasına değdiklerinde tam şöyle değiyorlar ve orası A noktası oluyor. Arada bir açı oluşuyor. Değil mi? Ve oluşan BAC açısı, yani şuradaki açı teta oluyormuş. Pekala. Kosinüs teta eksi 0,125'miş. Yani 90 derecenin büyük olduğunu da öğrendik bu şekilde. Olduğuna göre silgeçlerden birinin uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi gençler, ben şöyle bir şey yapayım. Şunu şuradan seçelim. Bir şöyle bir doğrumuz var. Bir de şöyle bir doğrumuz var. Tamam mı? Bu doğrunun karşısındaki, yani şurası. Ben buranın 1.41 olduğunu öğrendim. Burası 1.41. Pekala. Sonra ne diyeceğiz? Aradaki açı neydi? Şurası. Teta'ydı. Değil mi? Ve bu açının, teta açısının bize nesini sormuş gençler? Ha, kosinüsünü vermiş. Kosinüs teta da eksi 0,125'tir denilmiş bize. Peki silgeçlerin uzunluğunu bilmiyorum. Ben bunlara x ve x desem. Tamam mı? Artık bu ne gibi duruyor? Kosinüsünü biliyoruz açının. Karşısında biliyoruz. Sadece komşu iki kenarını bilmiyoruz. O iki kenardan birisini soruyor. Kosinüs teoremi rahatlıkla uygulanabilir. O halde uygulayalım bakalım. 1.41'in karesi. Ben onu 1.41'in karesini şu şekilde yazdım. Eşittir. Birincinin, yani şunun karesi x kare. Ve bir tane daha x kare ekleyeceğim. 2x kare yazdım. Eksi 2 çarpı x çarpı x. X kare çarpı kosinüs teta. Yani eksi 0,125. O eksi şuraya artı yapsın. Ve ben 0,125'i buraya yazayım. Peki yazdıktan sonra artık şu şekilde bir olayın içerisine girebilir miyiz? 1.41'in karesi eşittir. Bakın 2x kare parantezini aldım ben burayı. Burada bir 1 kaldı şurada. Bir de burada 2x karenin haricinde 0.125'imiz kaldı. Şurası ne yapar? 1,125 yapar. Ben bunu 2 ile çarparsam ne gelir burası? 2,25 mi yapar? Aynen öyle. Peki biraz daha aşağıya inelim. Çözülecek yer bulalım kendimize. 1.41'in karesi eşittir x kare çarpı 2,25 yaptı bile. Bu 2,25 dediğimiz sayıyı karşı tarafa atarsam ben. Şu 1.41 çok iğrenç bir sayı gibi duruyor değil mi? 1.41 bölü 2,25 bunun karesi demeyeceğim. Çünkü şuranın karesi eşittir x kare dedim. Şimdi x'i nasıl bulurum? Her iki tarafın karekökünü alırım. Alalım. O zaman x eşittir 1.41 bölü, bakın şu 2,25. 225 bir şeyin karesi gibi değil mi? Ya 15'in karesi. O zaman bu 2,25 1,5'un karesidir. O zaman ben buraya 1,5 yazdım. Kabul mü? Hocam peki bunu ne yapacağız şimdi? Onu da şu şekilde yapacağız. Ben burayı 141 bölü 150 diye yazabilir miyim virgüllerden kurtarsam şu ifadeyi? Bakın 141 bölü 150. Peki bunu gelin ikisini de 3'e bölün. 3'e bölünebilen sayılardır. İkisini de 3'e bölün. 47 bölü 50 yapar mı? Gelin bir de bunu 2 ile genişletin gençler. 94 bölü 100. Peki bu 94 bölü 100'ü sen ondalık biçimde nasıl yazarsın? 0,94 mü? O zaman x 0,94'tür dersin. Ve cevabın da Denizli seçeneği olur diyebiliriz. Evet, bu da güzel bir soruydu. 6. sorumuza geçiyoruz yavaştan. Şimdi diyor ki bize, İki tane teknemiz var. İki tane tekne. Doğrusal bir kıyı şeridinin A noktasından hareket etmiş ve şekildeki gibi doğrusal yol alarak A noktasından eşit uzaklıktaki B ve C noktalarına ulaşmış. Arkadaşlar teknemiz var. A noktasından yola çıkıyorlar. Bir tanesi C noktasına gidiyor. Diğeri B noktasına gidiyor. B ve C noktasının kıyı şeridine uzaklığı sırasıyla 8 mil ve 5 mildir. Yani diyor ki, şöyle çizelim bunu. Bakın şu uzaklık, şuradaki uzaklık ve şuradaki uzaklıktan bahsetmiş bize. Bu uzaklıkların bir tanesi 5 milmiş, öteki de 8 milmiş. Şurası 90, burası da 90'dır diyebiliriz. Sonra diyor ki sinüs x kaçtır? Yani şuradaki açımız x açısının sinüsü sorulmuş bize.
Peki ne yapabiliriz? Şimdi şu mantığı uygulayabilir miyiz biz? Bir bakalım, bir daha bakalım. Uzaklıkları sırayla 8 ve 5 demiş A noktasından. Eşit uzaklıktaki. Eşit uzaklıkta. Yani şurasıyla şurası da birbirine eşitmiş. Yani AB ile şuraya D diyelim. CD uzunluğu da birbirine eşitmiş. O halde burası sinüs, burası 30 derece. 30'un karşısı 5 ise kardeşim 90'ın karşısı nedir? 10'dur. Yani burası 10 muymuş? O 10'u iç tarafa yazalım şöyle. O zaman burası da 10'dur. Hatta burası 6, 8 10 üçgenidir. Hatta burası da burası 5, burası 10 ise burası da yazmamıza gerek yok. Ama 5 köküçtür de diyebiliriz ama yazmayacağım. O bir kalsın. Şimdi devam edelim. Ben şuranın tamam. Şimdi gençler burası x. Şurasının bak şurasının hatta yaklaşalım şöyle ki kör olmam izlerken. Şöyle yapalım. Siyah kalemi de elimize alalım ki daha net görünsün. Şuradaki açımız gençler kaç derece? 60 derece değil mi? Şimdi ben gidip şuradaki açımıza alfa dersem. Alfa ile x'in toplamı bakın alfa ile x'in toplamı iki tane iç bir tane dışı verecek. Yani 60 olmaz mı? Olur. Peki. X dediğimizi ben 60 eksi alfa diye yazabilir miyim? Mis gibi olur. O zaman sinüs x yerine sinüs x sorulmuş ya ben sinüs 60 eksi alfayı hesaplayayım. Bunu da şöyle sayfayı kenara çekelim. Soruyu şurada çözeriz. Sığar buraya. Şimdi bakın diyoruz ki sinüs x eşittir. Sinüs 60 eksi alfa diyoruz. Pekala eşittir dedim. Bu da sinüs 60 çarpı kosinüs alfa eksi sinüs alfa çarpı kosinüs 60 dedim. Sonra sin 60 kaçtı? Kök 3 bölü 2 idi çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı nereden bulacağım? Şu bakın. Alfanın komşusu ne? 8. Hipotenüsü ne? 10. 8 bölü 10 kaçtır? 4 bölü 5'tir. Eksi sinüs alfa kaç? Karşı bölü hipotenüs 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 gelir. Çarpı kosinüs 60 kaçtı? 1 bölü 2. Şimdi paydaları eşit zaten. İkisi de 2 çarpı 5 yani 10. O zaman üst taraf 4 kök 3 eksi 3 kere 1'den 3 bölü paydamız da 10 yapar. Yani cevabımız 4 kök 3 eksi 3 bölü 10'muş sevgili gençler. O halde cevabımız da Adana seçeneği olur diyebiliriz. Sorumuzu da bu şekilde çözdükten sonra geçelim benim bu xx'ler sorularının içerisinde en ama en beğendiğim sorumuza. Gerçekten mükemmel, kalite kokan bir soru. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Ufkunuzu genişletecek bir soru. Şimdi 7. sorumuzda diyor ki aşağıdaki şekilde D doğrusu yarıçapı 1 bölü 4 birim olan soldaki çember yayını x1 birim ve x2 birimlik iki parçaya ayırıyor. Bunun yarıçapı kaçmış hemen yazalım 1 bölü 4. Şunun yarıçapı kaçmış? R eşittir. Kök 3 bölü 2 miymiş? Pekala. Şimdi şuranın uzunluğu pembe şeridin uzunluğu x1. Mavi şeridin uzunluğu da x2'ymiş. Pembe bölgenin alanı S1, mavi bölgenin alanı da S2'ymiş. Bize sorulan şey şu. Sinüs x1 bölü kosinüs x2 artı tanjant S1 bölü kotanjant S2. Hayda. Gelin şimdi bakalım. Çıkın işin içinden çıkabilirseniz. Ne yapacağız? Bir düşünelim. Şimdi ben şu birinci çemberin çevresini bulayım. 2 çarpı pi çarpı r'miz kaçtı? 1 bölü 4. O zaman çevre kaçtır? 2 ile 4 sadeleşirse pi bölü 2'dir. Bakın buranın çevresi pi bölü 2 birimmiş. Tamam mı? Peki buranın alanını bulalım şimdi de. Pi çarpı r kareden buluyorduk alanı da. Şöyle çekelim. Pi çarpı r kare. Yani r dediğimiz şey ne? Kök 3 bölü 2'nin karesi. Yani 3 bölü 4 mü olur? Pi çarpı r kare. Aynen. Hatta kök 3 bölü 2 de şöyle kök 3 bölü 2. Ve dolayısıyla burası da 3 bölü 4 değil 3 bölü 2 olur. Yani bunun alanı da 3 pi bölü 2'ymiş. Şimdi ben x1 ve x2 var ya elimde. x1 kalsın. O pembe parçanın uzunluğu. Mavi parçanın uzunluğunu ben çevreden x1'i çıkararak elde ederim. Çevremiz neydi bizim? Pi bölü 2 eksi x1 yazdım. Geçelim şuraya. Pembe bölgenin alanı S1'di ya. Mavi bölgenin alanını nasıl bulurum? Tüm alandan S1'i çıkarırım. Tüm alanın neydi? 3 pi bölü 2 idi. Eksi S1 olur. Anlaştık mı? Şimdi gelin şuraya bakalım. Şu ikisinde bu bulduklarımızı bir güzel bir yerine yazalım bakalım ne gelecek. Sinüs x1 bölü kosinüs x2 diyeceğim ya ben buraya. Kosinüs pi bölü 2 eksi x1 artı tanjant S1 dedik bölü kotanjant 3 pi bölü 2 eksi S1. Bakınız
pi bölü 2'den çıkardığım için isim değiştirir. Ve kosinüs birinci bölgede pozitif olduğu için şuranın tamamı neye eşit olur gençler? Sinüs x1'e eşit olur. Kotanjant içeride 3 pi bölü 2 var. 3 pi bölü 2'den çıkarıldığı için isim değiştirecek. Tanjant olacak. Ve üçüncü bölgede pozitif olduğu için tanjant s1 olacak burası da. Bakıyoruz. Sinüs x1 bölü sinüs x1 1 yapar. Artı tanjant s1 bölü tanjant s1 1 yapar. Toplamı kaç yapar? 2. O halde cevabımız Edirne seçeneğidir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu. İlk okuduğumda da aynı tepkileri vermiştim. Şimdi 8. sorumuza geçtik. Yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Üst yüzeyi 11 cm yarı çapında daire şeklindeki bir ağaç parçasına 2 cm çapındaki matkap ucuyla delikler açılacaktır. Aşağıda açılacak deliklere 2 tane örnek gösterilmiş. Delikler ağaç yüzeyinin kenarından dışarı taşmayacak, birbirine ve yüzeyin kenarına teğet olacaktır. Güzel. Sinüs 5,7 derecede 0,1 olarak verilmiş. İlginç bir açı ve ilginç bir şekilde sinüsünü vermiş. Olduğuna göre belirtilen biçimde en çok kaç tane tam delik açılabilir? Ve tam delik açılabilir kaç tane diye sormuş. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şurası merkez olsun. Tamam mı? Neyin merkezi? O kütüğün merkezi olsun. Ağaç parçasının merkezi olsun. Ve ben o merkezden şu küçük açılacak deliklerin merkezlerine bir doğru indireyim. Şu şekilde. Tamam mı? Sonra bir tane de şuraya indireyim. Düzgün olsun diye uğraşıyorum. Şekil düzgün olduğunda daha güzel anlaşılıyor çünkü. Pekala. Bir tane de bu açılan deliklerin teğet olunan noktasından bir tane indireyim şu şekilde. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra bakın bunun kütük parçasının şeyi ne kadardı? Yarı çapı ne kadardı? 11. Şunların da çapı, açılan deliklerin çapı 2 santimdi. Şimdi madem öyle ben şurayı şöyle kalemimi incelteyim. Bakın şurası 1'dir. Burası da 1'dir diyebilir miyiz? Buranın tamamı 11'di. O zaman şuraya ne kalır? 9 kalır. Yani neresi 9? Şurası. Burası 9'sa şuraya kadar olan kısım nedir gençler? Şurası 10'dur diyebiliriz. Peki şunun yarı çapı kaçtı? 1 değil miydi? O zaman şurası dik değil midir? Teğetten geçtiği için diktir. Şurada bir açı oluşsun. Bakın şuradaki bir açı. Bu açının sinüsünü bir hesaplayın bakalım ne gelir. Oraya o açıya beta diyelim. Tamam mı? Sinüs beta. Eşittir. Karşısı kaç? 1. Hipotenüs kaç? 10. Bu nedir? 0,1 değil midir? Hayda. Bu çok güzel bir şey oldu ya. Sinüs beta 0,1. Burada ne demiş? 0,1 olan sinüs açılı sinüsün açısı nedir? 5,7. Demek ki bu beta 5,7'ymiş arkadaşlar. Peki gelelim şimdi ikinci sorumuza. Burası 5,7 ya. Bir tane daha şöyle çıkarmış olsaydım burası da 5,7 olur muydu? Demek ki bir tane deliği tam görebilmesi için şuradaki açının 5,7'nin iki katı. Yani 11,4 olması gerekiyormuş. Bir tane açacağımız deliği gören açı 11,4 ise 360 derecelik bir bölge için kaç tane 11,4'lük açı oluşturabilirim diye sormak da kaç tane delik açılabilir diye soru sormak aynı sorulardır. Dolayısıyla sevgili gençler ben bunu nasıl bulacağım? 360'ı 11,4'e böleceğim. Onu da şurada bölelim. 360 bölü 11,4 yerine 114'e bölelim 3600'ü. Aynı şey olur mu? Olur. Pekala kaç defa var gençler içerisinde? 360'ın 3 defa var. 3 kere 114 342 yapacaktır. Çıkardığımız takdirde burası 180 gelir sanırım aynen. Ve bakalım 360'tan 18 180 aynen. 180'in içerisinde 114 1 defa var. 1 kere 114 114. Çıkardığımızda da 66 gelir. Artık bunun içerisinde yok. Dolayısıyla tam delik de açılamaz. O zaman kaç tane tam delik açılıyormuş? 31 tane. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış. Şimdi son sorumuzu çözeceğiz. Son sorumuzu çözmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsan çok 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 seviniriz. Bizi mutlu edersin diyelim ve son sorumuzu çözelim. Böyle değişik bir bisiklete binen bir eleman var. Görsel çok güzel. Şurada da bir tablomuz var ama tablonun sütun isimleri yok. Yani burası boş. Demek ki bir şeyler rastgele verilmiş. Onları da biz bulmamız isteniyor. Pekala. Soruya bakalım. Soru ne demek istiyor? Yukarıda verilen bisikletin P merkezli arka tekerleğinin yarı çapı 25 cm. Bakın şurası kaç cm'ymiş gençler? Şöyle kalemi küçülterek yazalım. Şurası 25'miş. Pekala devam.
Ön tekerleğinin yarı çapı da 52 santimetre. Yani şurası da 52'ymiş. Şurası da 52. Şöyle düz çizmeye çalışalım. Burası da 52 gençler. Onu da şöyle yazalım. 52 olsun. Pekala. PQ'da 120 santimetre. PQ dediği de şurası. Burası bisikletin nesi oluyor bilmiyorum. Orada bir düz çizgi de yok zaten. Şurası da ne? 120'ymiş. Pekala. Devam soru yukamaya. Olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir? Ve diyor ki tabloda bazı açıların sinüs, kosinüs ve tanjantlarının yaklaşık değerleri verilmiştir diyor. Hangisinin hangisi olduğu bize söylenmemiş. Şimdi. Gençler ben şunu şuradan şöyle çeksem. Bakın düz bir çizgi çekelim şöyle. Ve çektikten sonra iyice yaklaştırayım ben size bunu. Çektikten sonra bakın şurası ne olarak verilmişti bize? Alfa derecelik açı neresi? Şurası. Peki burası alfaysa, şurası alfaysa. Şurası da alfa olur mu arkadaşlar? Şu gösterdiğim açı. Burası da alfa olur mu? Olur. Neden? Yöndeş açılar çünkü. Bu buraya paralel çünkü. Demek ki burası da alfa. Ve gençler bu alfanın bakın şurasının ben 25 olduğunu biliyorsam şurası da 25'tir ve şuraya kalan nedir arkadaşlar? 52'den 25'i çıkarırım 27'dir derim. Bakın ben bu alfanın karşısını biliyorum ve hipotenüsünü biliyorum. Çünkü burası da dik. Karşısı 27, hipotenüsü de 120. Şimdi ben bunu 3'e bölsem 9 gelir. Değil mi? Hatta hiç 3'e falan bölmeye uğraşmıyorum. Direkt 27'yi 120'ye bölelim ya. Değil mi? Bak şimdi şuraya ben bir tane sıfır eklersem buraya da bir sıfır eklerim. 270'in içerisinde 120 kaç defa? 2 defa. 2 kere 120, 240. Çıkardım 3 geldi. Çıkardım 30 geldi. Bir tane daha sıfır ekledim. 300'ün içerisinde kaç defa? Gene 2 defa. 2 kere 120 kaç? 240. Çıkardım 60. 600'ün içerisinde 120 5 defa. Ve çıkardığım zaman tam bölünür artık. Demek ki bunun sinüs alfasının ben 0,225 olduğunu buldum. Şimdi geçelim tabloya. 0,225 var mı? 0,225 var ve burada. Demek ki gençler burası sinüs sütunuymuş. Sinüs sütunuysa buradaki de o zaman açı sütunu mudur? Bakın sinüs 13 0,225'miş. Ben yukarıda sinüs alfayı 0,225 buldum. O halde alfa kaçmış arkadaşlar? 13'müş. Şimdi cevap 13. Şu soruyu sorabileceğinizi düşünerekten buna cevaplıyorum. Hocam buranın tanjant veya kotanjant olup olmadığını nereden anladık? Arkadaşlar zaten bir açının 0,225, diğerleri zaten bu şekilde olmak zorunda. Yani sinüs ve kosinüs zaten eksi 1 ile 1 aralığında değerler alıyor ve açının dar açı olduğunu gördüğümüze göre hepsi pozitif zaten. Tanjant açı değeri de birinin diğerine bölümü olacak zaten. Değil mi? Mesela sen gidip şimdi şurada 0,225'i 0,974'e böldüğün zaman ki burada verilenler hangisiydi? Sinüs, kosinüs ve tanjanttı. 0,225'e 0,974'e böldüğün zaman 0,231'i mi bulursun? Bakalım. Ya da tam tersi. 0,225 ve 0, aynen 0,974. Demek ki şurası tanjantmış. Tamam. Şurası kosinüsmüş diyebiliriz. Gibi. Bunları da çıkarabilirsin ama burada verilenler zaten sinüs, kosinüs veya tanjant değeri olmayacaktı. Dolayısıyla biz bunu açı değeri olarak seçmiş olduk. Evet. Bu videonun ve bu güzel soruların small, medium, large yani SML, XX large soruların sonuna geldik. Diğer videolarımızda aynı şekilde, aynı konseptte belki biraz daha fazla sorularla devam edeceğiz gençler. Unutmayın bunun TYT'si de olacak. Yakında TYT PDF'lerini de paylaşacağım. Bomba gibi sorularla, TYT'de daha zor sorularla, daha böyle kelli felli sorularla karşınıza çıkacağız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın arkadaşlar.